Dün öğlen saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu. Kor General Erbaş'ın şehit düştüğü kazadan 1,5 saat önce 4 Mart 2016 yılında Şırnak'ta yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Musa Yılmaz'ın şehadetinin 5. yılında ailesini aradığı öğrenildi. Şehidin annesi ve kardeşine Erbaş'ın şehitlik herkese nasip olmaz. Keşke biz de şehit olabilsek, bize de nasip olsa dediği öğrenildi. Erbaş'ın dün şehit Yılmaz'ın mezarını da ziyaret ederek şehitler ölmez, vatan bölünmez, ruhun şad olsun notunun bulunduğu çiçeği bıraktığı öğrenildi. Erbaş'ın şehit babasının hastanede yattığını öğrenmesi üzerine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ı arayarak ilgilenmesi için ricada bulunduğu da aktarıldı. Şehit Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Kor General Erbaş'ın aradığını anlatarak "Hiçbir zaman bizi bırakmadı, mekanı cennet olsun." dedi. Baştan beni aradı, rahmetinin yıl dilimidir, Allah mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ahmet abiyle konuşayım dedim, Ahmet abi hastanededir. Dedi, hangi hastanede dedim, araştırmada. Dedi, selamımı söyle, Allah hayırlı şifa vere. Ben de dedim, çok sağ ol, Allah razı olsun, sen bizim acımızla paylaştın, her zaman bizim yanımızda ola. O her zaman bizi bırakmadı, hal hatırımızı sorduk, Allah onun mekanı cennet ola, o bizim babamızdır. En son dedi, keşke biz de şehit ola. Bize böyle söyledi, dedi, kendini de üzme, keşke de o mertebe bize de nasip ola. Ben biraz ağladım içinde. Maya başladım dedim, mekanı cennet ola dedim, belki yaralıdır, belki inşallah kurtulur dedi. Valla alıp böyle böyle haberlerde böyle böyle söyleyeyim. Onun ailesine Allah bol sabır verir, çocuklarını bağışlıyor. Öyle bir adam dır ki daha bize, öyle bir adam Allah bir daha bize nasip etsin. Merhametli, şefkatli, merhametli ne girirse merhametten gelir. Şehidin kardeşi Uğur Yılmaz ise dün öğle saatlerinde abimin şehitlik yıl dönümü olduğu için bizi aradı ve durumumuzu sordu. Babamla görüşmek istedi ve babamın hastanede yattığını söyledik. O da rektörlüğü arayacağım, ne gerekiyorsa yardımcı olsunlar dedi. Annemle konuştu, bize de bol sabırlar diledi şeklinde konuştu. Dün öğle saatlerindeydi. Abimin şehitlik yıl dönümü olduğu için aradı bizi. İşte durumumuzu sordu, hal hatırımızı sordu. Babamla görüşmek istedi. Babamın hasta olduğunu söyledik, hastanede yatıyor dedik. Ondan sonra o da rektörlüğü arayacağım, yardımcı olsunlar, ne gerekiyorsa yapsınlar dedi. Annemle konuştu, bize bol sabırlar diledi. Şehitliğin ne kadar güzel bir mertebe olduğunu anlattı. Son sözlerinden zaten keşke bize de nasip olsa, biz de şehit olsak dedi. Saat ikinci aramasında saat 12.30-1 sıralarıydı, 1'e geliyordu saat. Konuştu. Ondan sonra 1-2 saat sonra da biz de helikopterin düştüğünü öğrendik, kaza geçirdiğini öğrendik. İyi adammış, çok güzel adamdı, bizimle çok ilgileniyordu. Hüseyin binbaşımız vardı, her hafta geliyor, bizi soruyor. Komutanımız bazen geliyordu, habersiz geliyordu, ziyaretler ediyordu. Çok iyi bir adam. Allah ondan razı olsun, Allah mekanı cennet etsin. Bizi teselli etti, şehitlik herkese nasip olmaz, peygamberimize komşu olsun. Keşke biz de şehit olabilsek, keşke bize de nasip olsa dedi. Duası kabul oldu, güzel adamdı. Abinin şehadeti erdiği tarihte 7 aylık evli olduğunu anlatan Yılmaz, abim 27 yaşında 4 Mart 2016 yılında Şırnak İdil'de hendek operasyonları döneminde şehit oldu. Çocuğu yoktu, zaten 7 aylık süreçte toplasan 2 ay evde kalmadı. Hep operasyonlardaydı şeklinde konuştu. Abim 27 yaşında 4 Mart 2016'da Şırnak İdil'de hendek operasyonları döneminde şehit oldu. 7 aylık evliydi, çocuğu yoktu. Zaten 7 aylık süreçte toplasan 2 ay evde kalmadı, hep operasyonlardaydı.
Hastanede tedavisi süren Hakkari şehidinin babası Ahmet Sultan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi eski rektör Profesör Doktor Kutbettin Demirbağ da Osman Paşa ise bizim görev yaptığımız sürede de başka bir şehit yakını olduğunda veya bir gazimiz geldiğinde daha yoldayken bana mesaj atardı, bilgi verirdi ve akabinde ziyaretlere gelirdi. Bu şehit ailemizi de yakından takip ediyordu. Bu da onun yüksek insani özelliklerini gösteren bir özelliğiydi, dedi. Şehidimizin babası zaten kronik böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize giriyor. Onun haricinde de tabii ki yine akciğer tutulumu da söz konusuydu. İlgili bölümlerle beraber takip ediyoruz. Akciğer sıvısı boşaltıldı, hastamız rahatladı, biyokimyasal parametreleri iyiye doğru gidiyor. İnşallah kısa sürede toparlar, sağlam bir şekilde evine yollarız. Her dönem bizim şeyimizde de görev yaptığımız sürede de herhangi bir şehit yakını olduğunda veya bir gazimiz geldiğinde hemen daha yoldayken bile, yaralı askerlerimiz yoldayken bile bana mesaj atardı. Hocam bu hastalarımız geliyor, bilginiz olsun diye. Akabinde ziyaretlere gelirdi, beraber takip ederdik. Burada da yakın takip ediyordu. Bu da onun yüksek insani özelliklerini gösteren bir özelliğiydi. اسمعوا